Şimdi o çürümenin bir portresinde konuşalım. Herhalde Halil Sezai saçmalığı kadar da yani yanında melek kalır, doğru söylüyorsun. Şöyle, bu insanlardan bahsedildiği zaman evet, insanları bir kirliliğe de maruz bırakıyoruz ama bir şeylerin de unutulmaması lazım. Evet. Çünkü unutulduğu zaman normalleşiyor iş. Bu normalleştiği zaman da şöyle bir şey gözden kaçıyor. Geçmişteki yapılan ne olursa olsun, hani sonuçta bir sürü insanın hayatına mal olmuş bir süreçten bahsediyoruz. Şimdi bunun ekürüsü, Rasim Ozan Kütahyalı işte. Ekürüsü nerede? Hapiste. Yani onunla birlikte aynı şey ise ona Mehmet Baransu. Evet. Değil mi? Tabii. Hapiste. Tabii. Aylardır, yıllardır. Unutuldu. Yaptığı orada şeylerin çürüdü, bedelini kaldı, evet. Ödüyor. Ödesin de zaten. Ayrıca yani açıkçası kendi suçlarından yargılanmak ve kendi suçlarının bedeli ödetilmek koşuluyla. Şimdi bu kişi öyle bir zaman oldu ki hani şöyle siyaset, magazin, siyasette, magazinde, yemek programlarında her yerde karşımıza çıkarıldı. Hı-hı. Rasim Ozan Kütahyalı. Bir kanaat önderiymiş gibi, bir şeymiş gibi bütün kanalların en önemli ekran malzemesi haline getirildi. Bu bir siyasi tercihti. Aynı zamanda operasyonel bir tercihti. Hı-hı. Bununla ilgili sen zaten bir şeyler söyleyeceksin. Ben onun geçmişine, işte evine Zekeriya Öz'ün heykelini götürecek kadar seven birisi üzerine anlatacak çok hikaye var ama bunları sana bırakıyorum. Ben bu Beyaz TV'de söylediği sözlerin tam anlaşılmadığını fark ettim. Hmm, demin onu dedin, arada yanlış orada bir yanlış anlaşılma var dedin. Yanlış onu anlaşılma netleştirmemiz şurada. Gerekiyor. Evet. Sanki orada boşnakların bir cinsel fantazisine gönderme yapmış. Ha, sanki varmış öyle bir şey, evet, de. Evet, bir gönderme yapmış gibi algılanıyor. Ya orada çok daha büyük bir şey var. Nasıl doğru kelimeleri bulabilecek miyim bilmiyorum. Hakikaten çok şeyi, Bosna Savaşı'na tekrar döndüm bunu okurken. Bir sürü hikaye okudum. Hakikaten tüylerim hala diken diken. Anladım, şunlar anladım. Beni de zorluyor. Çünkü Bosna... Aslında bu o Sırp faşistlere ait bir işkence. Uygu, işkencenin. İşkence. Bir sürü ve kadın bu böyle öldürüldü. Suçu ikiye katlanıyor. Bir, bunu evet, bir de boşnaklara mal ederek. Evet. Mal ederek. Evet. Daha korkunç bir şey. Bu insanlık suçudur. Şimdi şöyle. Bir savaş suçunu. Evet. Bir sanki savaş suçunu normalleştik. Geyik muhabbeti toplumun yaptı. Toplumun geleneğiymiş geyik, gibi. Geyik muhabbetine çevirdi. Savaş suçunu. Buradan yargılanan bir sürü insan var. Yargılanmayan bir sürü aşağılık insan var. Bu sadece halkı galeyana teşvik etmek falan filanla geçirilecek bir şey değil. Bu savaş, insanlık suçu. Evet. O yüzden diyorum şimdi Rasim Yeniden Ozan'ın... Yeniden açılması lazım o diğer, zaman. Evet, bu davayı görenler, edenler ya da anlatanlar sanki boşnakların cinsel bir fantazisini sanki böyle bir şey varmış söylüyormuş gibi algıladı. Çok Hayır, doğru. Bunu netleştirmek bu tarafını çok kimse bilmiyor. Tabii. Bilinmediğini fark ettim. Ben böyle biliyordum. Evet. Bunu ama bugün kendi aramızda da konuştuk. Böyle birçoğunun bilmediğini fark ettim. Sonra baktım bununla o ilgili Sırp alçaklarının bir işkencesi. İşkence oldu. Yöntemidir ve bu o yöntemle öldürülen bir sürü genç çocuk var. Kadın var. Bak dünya şeyde, dindar bir iktidarında köpeği bu adam değil mi? Evet. Evet, evet. Orada Müslüman boşnaklara bunlar yapılırken. Yani yok, ben boşnakları severim, yok savunurum. Ya bu boşnaklarla ilgili bir mevzu değil. Sırpların en alçak işkence yöntemlerinden bir tanesini kullanmıştır ekranda. Dediğim gibi hani anlatmakta biraz zorlanıyorum. Hem o kelimeleri kullanmak istemiyorum. Çünkü o zaman aynı şeyi, o propagandayı yapmış olacağız. Ama şöyle bir şey var. Bosna Hersek'te çatışmaların başladığı tarihten 25 yıl sonra cinsel şiddetten sağ kalan 20 binden fazla kişi için adalet sağlanmadı. Tabii. Bu Uluslararası Af Örgütü'nün yeni yayınladığı bir rapor. 92-95 savaşı sırasında tecavüze uğrayan ve savaştan sağ kalan bir neslin sistemik engeller ve siyasi uzlaşmazlık sonucu yoksulluk ve zor yaşam koşullarına mahkum edildiği de ortaya koyuyor. Çatışmalar sırasında binlerce kadın ve kız çocuğu askeri ve paramiliter gruplar tarafından gerçekleştirilen tecavüz ve diğer cinsel şiddet biçimlerine maruz kaldı. O diğer şiddet biçimlerinden bir tanesi bu. Bu alçağın söylediği. Bu aşağılık herifin söylediğidir. Birçoğu köleleştirildi, işkence gördü. Hatta tecavüz kampları olan kamplarında hamile bırakıldı. Onların çocukları oldu. Sonra aslında onların bir bakıma ne kadar korkunç bir psikolojik
harp aparatı olduğunu bu adam bu cümleyle dışa vurmuş oldu aslında. Evet. Bilmiyor olmasına imkan var mı? Bu öyle ağızdan öylesine çıkacak bir kelime değil. Değil. Bir taraftan da şöyle bir şey var. Şimdi siz dedim ya bu Bosna'daki insanlar travmalar hiyerarşisi diye bir şey koymuşlar, tespitmişler. Hmm. Birçok insan hala oradaki yaşadıklarını anlatmıyor. Neden şu? Çünkü Sırplarda 1300 kadar savaş suçu dosyası var. Bunların tamamına yakını üst rütbeli. Alt rütbede olanların doğası görünmüyor bile. Gidip bunları anlattığı zaman bir şey elde edemediği gibi tekrar damgalanacağını düşünüyor ya, evet, insanlar. Evet, maalesef. O, ya bu düşün, cinsel o zaman suçlardaki 92, en büyük 95 yaşında, 10 yaşında, 9 yaşında çocuklara yapıldı bunlar. Hmm. Bak bu aşağılık herifin söylediği çocuklara da yapıldı. Hani onun anlamını işte öyle düşününce bu insanlık suçuna giriyor. Bu başka bir şeye giriyor. Bak biz bunu araştırınca ortaya çıkarabiliyoruz. Bu adamın bunu biliyor olması çok enteresan değil mi? Mesela ilk söylediğinde de bunu, böyle bir şey bunu şöyle yapar. Bir tane Sırp alçağı anlatır. Anlatır. Bu da böyle keyifle dinler. Böyle marifetmiş gibi anlatır. Bu da keyifle dinler. Ancak başka türlü olmaz bunu. Başka evet, türlü bunu, buna... Çünkü bunu bir böyle keyifli bir muhabbette bir örnek olarak anlatmak, tamam mı? Ya anlamını bilerek ki biliyor. Çünkü bu kolay rastlanacak bir tabir, bir şey değil yani. Çok az insan duymuş olacağı bir şey. 93 yılında 10 yaşında olan, kaç yaşında oluyor şimdi? 30... Ya. 40'a yakın. 30 35 yaşındaki 40. Bir insan. Evet. Şimdi onun sen bunu söylediğin zaman hani bunu tekrar oraya çıkardığın zaman hem de o insanlık suçunu işlediği ekrana çıkardığın zaman o insanın travmasını tetikliyorsun. Ya şöyle bir şeye yol açıyorsun. Sen bunu onu gördüğü zaman o işkenceyi hatırlayacak. Ama bir görev aldı o zaman bir sinir ucuna dokunması gerekiyordu bir futbol programı üzerinden. Çünkü bu alçak böyle operasyonların adamı. Anlatacağım onun ben başka örneklerini. Tamam biraz anlatırsın. Şimdi düşünsene o programda gördüğü zaman birisinin intihar etme olasılığı çok yüksek. Tabii. Çünkü tabii, o travmayı tetikleyecek. Evet, o üstü örtülmüş travma. Ya da intikam alma için harekete evet, geçecek. O dibe itilmiş. Dipteki duyguları bir anda ortaya çıkarmak çok ağır bir travmadır. Ondan sonra hiçbir şekilde bir kontrol şeyi kalmaz. Boşluk kardeşlerimiz içimizde yaşıyor. Yani evet, Türkiye'de burada bir sürü boşluk insanlar var. Yani orayı da kaşıyan bir şey yani evet. Siz orayı hedef alan bir atış. Yani şöyle bakıyor insanlar bazıları şöyle diyor ya bu algılanamamış bu anlatılamadı. Kimse herhalde bu şekilde de ilk kez anlatılıyor bu. Bu kısmı çok önemli bence bunu daha iyi anlatmalıyız. Şöyle bir şey niye boşnaklar bu kadar ne var ki yani bu lafta bu kadar tepki gösteriyorlar. O tepki gösteren bunu söyleyemez. Çünkü bir akrabası ya da bilmem ne böyle bir alçaklığa uğramıştır. Bu ağır işkenceyi yaşamıştır. Onun böyle ifade etmesi edemez. Ama tepkisinin bu kadar sert olması gerçeği budur. Bu bir bu ahlaksızın söylediği, o televizyonda söylediği sözler Sırpların en ağır işkence yöntemlerinden bir tanesidir. Peki bu sefili tutup tekrar tekrar unutturup tekrar o kanala bir yere bir gazeteye çık. Yani bu dönemin kötülüğünü başka işte bak şöyle. Bak bu sefer de Devlet Bahçeli sahip çıkıyor yalnız dikkatini çekerim aslında AKP kanadı o kadar şey yapmıyor. Devlet Bahçeli bu sefer sahip çıkıyor. Kim sahip çıkıyor? Ya öteki taraf da sahip çıkıyor. Bir boş bırakmıyorlar işte ya. Ve sonuçta karısında işte bütün bu şeylere rağmen hala koruyorlar. İşte geçen anlattım burada beni bile mahkemeye verdi şimdi. Ahmet Yavuz'u vermiş. Oradan da hukuktan da aldı işte FETÖ artığı demek mahkeme kararıyla. O zaman bundan sonra FETÖ sardı. Artığı diye bahsedelim bence. Ya bence kadından de öyle daha kısaca da FETÖ. Benim dava olunca da provokatör diye de ekleriz FETÖ, peşine. Evet.